Şahı Velayet, Zülfikar'ın sahibi, 12 imamların birincisi Emir el-Mu'minin Hazreti İmam Ali şöyle buyurmuştur. Bana düşman olsun diye müminin burnunun üstüne vursam bana düşman olmaz. Beni sevmesi için münafığa dünyayı versem yine de beni sevmez. Mümin Allah için seven, Allah için düşmanlık eden, Allah için alan ve Allah için bırakandır. Mümin daima günahlardan sakınan, belalardan korkan ve Rabbinin rahmetine ümitli olan kimsedir. Mümin kalbini kötülüklerden temizleyendir. Mümin baktığında ibret alır, sustuğunda düşünür, konuştuğunda zikreder, bir şey verildiğinde şükreder ve belaya uğradığında sabreder. Mümin ne haset, kıskançlık eder, ne kin güder, ne de cimrilik eder. Müminin hatası az, ameli çoktur. Mümin kimseye zulmetmez, günah işlemez. Müminler iyilik ehlidir. Müminler yumuşak huyludur. İnsanlarla iyi geçinirler. Yüce Allah'ımız Kur'an'da şöyle buyurmuştur. İnned dîne indellâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Ali İmran suresi 19. ayet. Yine şöyle buyurmuştur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayıp kaybedenlerden olacaktır. Ali İmran suresi 85. ayet. Yine şöyle buyurmuştur. Gerçekten bu İslam dini tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Ama onlar dinlerini aralarında böldüler. Onların hepsi de bize döneceklerdir. Bilindiği üzere geçmiş dinlerin peygamberleri de bir din, bir kitap getirdikleri halde sonradan ümmetleri veya sahabeleri tarafından dinleri mezhep ve fırkalara ayrılmıştır. Yahudilik 71 fırkaya, Hristiyanlık 72 fırkaya ve İslam dini de 73 fırkaya ayrıldığı malumdur. Yüce Allah sanki geçmişteki ümmetleri ve onların hakikati açıklamayan din adamlarını kınadığı gibi peygamberimize geleceğe yönelik bir hitapla şöyle buyurmaktadır. Dinlerini bölüp fırka fırka olanlarla senin bir ilişkin yoktur. Onların işleri Allah'a kalmıştır. Sonra o Allah kendilerine yapmakta olduklarını bildirecektir. En'am suresi 159. ayet. İşte bunun için Hazreti Peygamberimiz ümmetine şöyle buyurmuştur. İnni tarikum fikumus sakaleyn kitabellah ve itrati ehli beyti. Ve in temessektum bihima lem tezillu min ba'di ebeda. Yani ey ümmetim, ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri benim itretim, soyum, ehli beytim. Eğer bu ikisine sarılırsanız asla delalete ve yanlış yollara gitmezsiniz. Yarın Kevser havuzu kenarında bunlarla birlikte bana ulaşırsınız. Bu hadisi Sahih Müslim Ali'nin Faziletleri kitabında, İbn Kesir Tefsir kitabı cilt 4 sayfa 113'te, Ahmet bin Hanbel Müsned kitabında cilt 3 sayfa 17'de, Hasaisi Nesai sayfa 21'de, Sahih Müslim cilt 4 sayfa 1803, hadis 2408'de kayıt altına alınmıştır. Yine Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Yıldızlar yer ehlinin kaybolmamaları için amandırlar. Benim ehli beytim de ümmetimin ihtilaf etmemesi için amandır. Kaynak Yenabiyül Mevedde sayfa 370. Yine Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İnna meselu ehli beyti ke meseli sefinetun nuh. Femen ragabe necah. وَمَنْ تَخَلَّفَ اَنْهَا غَرَقَ Benim ehl-i beytim sizin aranızda Nuh'un gemisine benzer.
Ona binenlerin hepsi kurtulur, ondan kaçanların hepsi boğulur. Yine şöyle buyurmuştur. Ene medinetul ilm ve aliyum babuha. Ben ilim şehriyim, Ali de o ilim şehrinin kapısıdır. Öyleyse ilmi, hikmeti, irfanı isteyen ve peygamberimize varmak isteyen, onun şehrine girmek isteyen bu kapıdan girmelidir.